Sizin beklentinizde, ilk yorumunuzda Filiz Hanım gibi mi bugünkü faiz kararına ilişkin? Siz metinde ne görmeyi bekliyorsunuz? Çünkü sizler biraz daha böyle satırları farklı okuyorsunuz bu metinler açıklandığında. Biz sadece daha çok faize bakıyoruz. O metinde şu dönemde neyi görmek lazım? Bizim beklentimiz 250 bas puan artış yönünde, fakat enflasyonda gelecek dönemde oluşabilecek trende baktığımızda Merkez Bankası bu konu 250 bas puanlık bir artış da yapsa, tabii ki Ocak ve Şubat ayı enflasyonlarını görmek lazım, ama beklentiler dahilinde en azından Ocak ayı 6-6,5 şeklinde gerçekleşirse, bu sefer Merkez Bankası'nın görmeyi beklediği tepe noktası olan %75'in üzerine atma ihtimali de var enflasyonun Mayıs ayında. Buna paralel olarak tabii metinde Merkez Bankası'nın şunun altını çizmesini bekleyebiliriz. Bu evet son bir artış olabilir, ama bundan sonra gelecek verilerin ne yönde geleceği, özellikle enflasyon tarafından ya da kredi genişlemesi tarafından ne taraftan geleceği önemli olacak. Eğer bu şekilde kredi genişlemesi devam ederse, bu tabii ki talebe destek verecektir. Dolayısıyla Merkez Bankası bir süreliğine durmuş da olsa şahin bir tutum takınıp gerektiği takdirde faizleri tekrardan artırabileceğinin altını çizebilir diye ben değerlendiriyorum. Öte yandan biliyorsunuz yurt dışında merkez bankalarına faiz indirim döngülerinin başlamasının beklendiği bir senedeyiz. Son çeyrek dönemde de olsa bizim beklentimize göre. Belki burayla ilgili bir işaret verebilir Merkez Bankası, ama Türkiye açısından değerlendirdiğimizde bizim enflasyon dinamiklerimiz yurt dışındaki gibi henüz kontrol altına alınabilir değil. Özellikle Ocak ve Şubat ayında, hatta belki Mart ayında gelebilecek enflasyon verileri senenin geri kalanına ilişkin beklentileri de bozabilir. Bu anlamda Şubat'ı beklenti anketi... Biz daha geriden başladık. Yani biz faizi indirirken orada zaten faizi yükseltiyorlardı. Sonra onlar duraklamaya ve artık indirme sürecine geldiler. Biz daha o süreci yeni aslında yaşıyoruz, içinden geçiyoruz. Evet, o sürece girene kadar da bizim enflasyon verilerimiz ciddi anlamda bozuldu ve fiyatlama davranışlarımız esas önemlisi bozuldu. Beklenti anketinde Şubat ayında ne çıkacak açıkçası ben merak ediyorum. Çünkü Ocak ayı enflasyonunu almış olacağız o döneme kadar. Ama özetlemek gerekirse metinde belki bir ara verilebileceği, kümülatif artışların reel sektör ya da aktarım mekanizmasıyla birlikte tüm ekonomiye etkisinin nasıl olduğunun değerlendirilmesine, fakat gerektiği takdirde tekrardan faiz artırılabileceğine ilişkin bir sinyal verilmesini ben bekliyorum. Çünkü Ocak ve Şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte beklentiler yukarı doğru revize edilebilir enflasyon tarafında. Yıl sonu beklentisi şimdi 36-40 arasıydı değil mi? Yani oradan daha yukarıya çekilme olasılığını görüyorsunuz Ocak Şubat'a bakarak. Evet, evet. Yani bizim beklentimiz de %42 ile sene sonunu tamamlamamız yönünde. Ama tabii ki %42-45 bandına çıkma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Filiz Hanım, az önce dediniz ki likidite fazlası var. Türk lirası likidite fazlası. Neden kaynaklanıyor? Yani şu anda faizler yüksek olduğu için kredi kullanılmamasından mı kaynaklanıyor? O yüzden mi bankaların elinde bir likidite fazlası var, ya da başka sebepleri de vardır? Biraz anlatır mısınız? Tabii tabii Serap Hanım, evet, söylediğiniz gibi yani son dönemde bu bankalarız piyasadaki likidite fazlalığının en önemli sebebi kredi maliyetlerinin oldukça yükselmesi. Dolayısıyla kredi maliyetleri yüksek olduğu için şirketler tarafında, ki bireyler tarafında biraz daha momentum düşük olmakla birlikte talebin azaldığını görüyoruz. Bunun etkisi var. Tabii son dönemde atılan adımlarla birlikte mevduat faizleri görece iyi bir yere geldi. Dolayısıyla bu mevduat faizlerinin yükselmesi de bu yine kredi fazlalığını öne çıkaran etmenlerden biri. Dolayısıyla buraya mutlaka bir neşter vurulması gerekir ki. Nedir o neşter? Oraya zaten gelmek için bir tarif etmenizi istedim. Yani bununla ilgili bir adım bekliyorsunuz. Günlük hayatımızdaki karşılığıyla tarif eder misiniz, o adım nedir? Tabii Serap Hanım, şimdi şöyle, aslında Merkez Bankası bununla ilgili adımlar atıyor. Fakat piyasada şöyle bir beklenti oluşmaya başladı. Bu adımlar şu an için enflasyonla mücadele cephesinde çok yeterli değil. Hangi adımlar atıyor? Seçimden sonraki sürede zorunlu karşılık oranlarıyla aslında daha çok bu TL likidite fazlasını çekiyordu. Son geçtiğimiz ay depo alım ihalelerini gündeme getirdi. Bunun yanı sıra ne olabilir? Farklı araçlar olabilir. Örneğin bir takım rasyolarda değişikliğe gidebilir. İşte likidite TL ihracına gidebilir. Farklı araçlar kullanarak veya daha önce kullandığı araçları güçlendirerek bu TL likidite fazlasını bu noktada çekebilir. Çünkü bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum Serap Hanım. Evet, enflasyonda katılıyorum. Son bir aylık sürede dinamiklerde bir bozulma var.
Hele ki şimdi Ocak ayını göreceğiz. %7 piyasa katılımcıları anketi %5.4 diyor. Ki farklı beklentiler var. %7'yi iyimser olarak gören beklentiler de var. Hı-hı. Sadece bununla kalmayacak. Ocak ayındaki bu ücret maaş zamları bir de üstüne yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki artışlar Şubat'a sıçrayacak, Mart'a sıçrayacak. Yani acaba biz şunu görebilecek miyiz? Ondan çok emin değiliz. Bir miktar böyle 1-2 haftalık sürede orada bir belirsizlik oluştu. Gerçekten tepeyi Mayıs'ta %70-75 arası mı göreceğiz? Yoksa bu %80'lere doğru evrilebilir mi? Ocak, Şubat, Mart bu açıdan çok önemli. Dolayısıyla bundan sonraki sürede Seltem Hanım'a katılırım. Ocak ayı beklenti üstü gelirse eğer bu enflasyon beklentilerinde özellikle kısa vadeli enflasyon beklentilerini bozabilir. Bu da Merkez Bankası'nın işini zorlaştırabilir. Dolayısıyla peki enflasyonda şu an için en önemli risk ne? En önemli risk şu Serap Hanım, bir türlü iç talep yeteri kadar soğuyamıyor. Evet, Merkez Bankası diyor ki yurt içi talepte bir dengelenme var. Ve birinci sıraya da enflasyondaki riskler yurt içi talebi koyuyor. Fakat ticari krediler, bireysel kredilerdeki büyüme hacmine baktığımızda %36'lık enflasyona göre hala yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. İşte özellikle bu yurt içi talebi baskılama adına. Bakın dün yurt içi talep bizim yaptığımız alışveriş değil mi? Ondan bahsediyorsunuz. Ağırlık evet. Çünkü şimdi onunla ilgili bir veri var. Araya giriyorum, kusura bakmayın. Sizin de biraz vaktiniz sınırlı, onu da değerlendirelim diye. Başka konular da var. Hatta yönetmen arkadaşım Ece'den rica edeyim. Kredi kartı borcu rekor seviyelerde. Son bir veri var belki onun üzerinden. Çünkü bir limit sınırlaması ve taksit sınırlaması gelecek mi diye açıklamalar var. Şöyle olmuş, geçen yıla göre ülkemizde %157 artmış kredi kartı kullanımı. 1,2 trilyon liraya yükselmiş bireysel kredi kartı borçları. Ekrana verebiliriz LED'i. Sektör kaynakları kredi kartlarına yönelik faiz, limit ve taksitte bir sınırlama bekliyormuş. Dün Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar da açıklamalar yapmıştı. Hem faize ilişkin hem de bu ekonomi verilerine ilişkin kredi kartlarına kısıtlayıcı bir düzenleme bekliyorum. Bunun birkaç yöntemi var. Faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konusu bir aksiyon alınacak kanaatindeyim. Zaten sonbaharda da bununla ilişkin açıklamalar yapılmıştı. İşte Mart'a doğru, yılbaşından sonra olur diye. Böyle bir sınırlama gelir mi? Taksit sınırlaması ve limit sınırlaması ve bunun bir faydası olur mu? Filiz Hanım, sizi böldüğüm için size sorayım, oradan Seltem Hanım'a döneceğim. Buyurun. Tabii Serap Hanım, yani ben bu sınırlamaların seçim sonra sürede çok daha güçlü bir şekilde Nisan-Mayıs ayı gibi özellikle bu enflasyonda tepe gördüğümüz noktada beklerim. Ama seçimden önce çok böyle hani piyasayı bozucu, piyasayı daha da daraltıcı bir adım beklemem. Ama seçimden sonra beklediğimi söyleyebilirim. Çünkü gerek dış ticaret açığını azaltma, gerekse enflasyonla mücadelede bu iç talepte özel tüketim harcamalarını baskılayıcı mutlaka önlem alınması gerekiyor. Çünkü bana kalırsa şu an hani enflasyon için ana risklerden birinin ben bu olduğu kanaatindeyim. Sizce Seltem Hanım? Filiz Hanım'a katılıyorum şu anlamda. Evet, iç talebin baskılanması biraz zaman alıyor. Tabii burada kredi kartı harcamalarının neden bu kadar arttığını da sorgulamak lazım. Şöyle ki gecikme faizi hala 3,5'lar civarında. Ama aylık enflasyona baktığınızda %6'lardan 7'lerden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada hala aslında bir marş kalmış oluyor kredi kartını kullanabilmek için. Öte yandan tabii şunu da düşünmek lazım. İnsanların bu kadar fazla kredi kartı harcamalarına ya da tüketici kredilerine ihtiyaçlarının olması ya da tüketici kredilerinde taksitlendirmeye ya da kredi kartlarında taksitlendirmeye ihtiyaç duymalarının sebeplerinden bir tanesi gerçekten yüksek enflasyon döneminde reel gelirlerin çok fazla düşmüş olması toplumun belirli bir kesimi açısından. Özellikle hiperenflasyon döneminde biliyorsunuz gelir dağılımında da çok ciddi bir bozulma oluyor ve tüketimin yarısının toplumun çok küçük bir kısmı kadar küçük bir kısmı tarafından yapıldığını görüyoruz ki aslında bu kesimde çok da fazla kredi faizlerinden ya da kurdan ya da kredi kartlarının gecikme faizinden çok da etkilenen bir kesim değil. Dolayısıyla aslında burada biraz daha orta ve dar gelirli kesimin yaptığı harcamaları finansal koşullarının sıkılaştırmasından bahsediyor olacağız. Ama tabii ki enflasyonun düşmesi adına atılması gereken adımlar arasında bunlar da var. Zaten kredi kartı harcamalarının taksitlerinin sınırlandırılması bence iç talep üzerinde yeterince ciddi bir baskı yaratacaktır. Burada iç talebin yalnız daralmasından bahsetmiyoruz tabii. Artış hızının yavaşlamasından bahsediyoruz. Hizmetler tarafında durum biraz daha farklı. Şöyle ki hizmetler sektöründeki fiyatlama davranışları firmaların çok daha kuvvetli. Yani burada herhangi bir üründen bahsetmediğiniz için yani
burada üretime ya da fiyatı artan bir ürünü başka türlü tedarik belki edebilirsiniz ama hizmet sektöründe biraz daha farklı bir durum oluşuyor. Hizmet sektöründeki firmaların fiyatlama kuvvetleri imalat sektöründeki firmalardan daha kuvvetli. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın aslında hizmetler sektöründeki fiyatlamayı kırmak için de enflasyon beklentilerini kontrol altına alması gerekiyor. Burada son birkaç aydır Ekim'den beri 12 aylık en azından enflasyon beklentilerinde hem dağılımın biraz daha toparlandı, yani belirsizliğin azaldığını hem de kademe kademe bir aşağı geliş olduğunu görüyoruz. Fakat yine de Merkez Bankası'nın tahmin aralığı olan %36 ve 42'nin üzerine atması ihtimali kuvvetli olan bir sene sonra enflasyonu var. Çok affedersiniz, araya girdim bu kredi kartı ile ilgili de bir ekleme yapmak için. Şimdi insan bir kısım dediğiniz gibi toplumun bir bölümü zaten alamadığı için taksitlendiriyor ya da kredi kartıyla alıyor. Çünkü gücü yetmiyor. Bir bölümü de zaten alacak, 6 ay sonra 5 ay sonra zaten alacağım, şimdi alıp taksitlendireyim de daha pahalıya almayayım diye kredi kartına yükleniyor. Fakat herkes bu kredi kart taksitlerinin düşürülmesi konusu geldiğinde ama bizim başka alternatifimiz mi var, hayatımızı böyle döndürüyoruz diye bir serzeniş içinde. Buna karşılık da deniyor ki işte gelişmiş ülkelerde taksit diye bir şey yok. Mesela Avrupa'da taksit gerçekten Türkiye'deki gibi değil mi? Kredi kartı üzerinden taksitlendirme nasıl olur orada? Bir fikir edinmek için kısaca Seltem Hanım, buna ilişkin ne dersiniz? Ben birçok Avrupa ülkesini gezdim. Evet, bize benzer bir taksitlendirme sistemi yok. Fakat bizdeki taksit sisteminin ortaya çıkmış olmasının da tabii ki bir sebebi var. Çünkü çok uzun zamandır aslında emeğin geliri reel anlamda geriliyor. Dolayısıyla insanların alım güçlerini koruyabilmeleri açısından bu tarz sistemler geliştirilmiş durumda. Yani bu biraz da ihtiyaçtan doğmuş bir sistem. Burada kredi kartına taksit sınırlaması gelebilir derken tabii çok ciddi taksitlendirme sistemini durduracak ve talebin çökmesine sebep olacak bir gelişme açıkçası. Böyle bir düzenleme ben beklemiyorum. Biraz daha yumuşak, biraz daha gereksiz harcamaların, fazla harcamaların azalmasına destek olabilecek bir taksitlendirme sistemine gidilebilir. Ama evet, yani şu anda orta ve orta alt gelirli kesim için konuştuğumuzda gerçekten de hem tüketici kredisine hem de taksitlendirme sistemine insanların oldukça ihtiyacı olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu da zaten özellikle pandemiden sonra iş gücünün milli gelirden aldığı kısmın payın azalmış olması aynı zamanda da reel olarak insanların, bireylerin gelirlerinin gerilemiş olmasından kaynaklanıyor. Yoksa kimsenin kredi kartına çok da uzun taksitler yaptırmak isteyeceğini, çok tercih edeceğini zannetmiyorum.